Oo, çok güzel esiyormuş burası gerçekten. Günaydın. Günaydın efendim. Bugün 16 Haziran. 2021 Çarşamba. Güçer ailesi iyi yolculuklar diler. Şimdi Adana'dan çıktık. Adana'yı bu sefer konaklama amacıyla kullandık. Dostlarımızla çok güzel bir akşam yemeği yedik. Hasret giderdik. Şimdi Mersin'e doğru yola çıktık. Mersin'den sonra seyahatimizi kıyıdan Silifke, Anamur, Gazipaşa üzerinden Antalya'ya doğru yapacağız. Fakat bugün mü gideriz, yarın mı gideriz ya da ne zaman gideriz bilmiyorum. Şimdilik sadece gidiyoruz. Öncelikle cennet ve cehennem mağarasını görmek istiyoruz. Eğer hava şartları da uygun olursa oraya gideceğiz. Bundan sonrası birazcık doğaçlama olacak. Bakalım neler olacak. Sen nasıl, memnun musun hayatından? Çok. Geziyorum ne? İyi mi? Ben ama bitiyor diye üzülüyorum, biliyor musun? Bir daha gideriz. Gideriz de bir de. Bitirmeyelim, biraz daha gidelim gezelim. Yok, onu yapamayız artık. Çok fazla bekleyenimiz var, onu yapamayız da. Neyse, gene gideriz, gene gideriz, haklısın. Şimdi Adana-Mersin otobanında ilerliyoruz. Yollar güzel. Hava da güzel olursa. Yollar güzel, hava güzel, biz güzel. Haydi yürü gidiyoruz o zaman. Hadi bakalım. Mersin deyince akla gelen yerlerin başında Kız Kalesi, diğer adıyla Deniz Kalesi gelir. Kız Kalesi'nin farklı yerler için de anlatılan bir de efsanesi bulunmakta. Vaktiyle bir kral varmış. Çok sevdiği tek kızının geleceğini öğrenmek için bir falcıya danışmış. Kızının bir yılan tarafından sokularak öleceğini öğrenince prenses için bu kaleyi yaptırmış. Böylece onu güvenli bir ortamda tuttuğunu zanneden kral bir gün kızına bir sepet üzüm göndermiş. Ne var ki sepette gizlenen yılan kızı sokarak öldürmüş. Astım Mağarası, Cennet-Cehennem mağaralarının yaklaşık 600 metre kuzeybatısında. Astım hastalarına iyi geldiğine inanılan ve efsanelere konu olan havası nedeniyle özellikle nefesini açmak isteyenler tarafından ziyaret ediliyor. İçine spiral şeklinde demir bir merdivenle iniliyor. Derinliği yaklaşık 15 metreyi bulan mağaranın oluşumu 3. jeolojik döneme kadar uzanıyormuş. Mağaranın birbirleriyle bağlantılı 200 metrelik galerileri birbirinden ilginç şekilli dev sarkıt ve dikitlere ev sahipliği yapıyor. Nem oranı yazın %85'i bulurken kışın %95'e kadar ulaşıyormuş. Mağaranın iç aydınlatması özellikle fotoğraf meraklılarının çarpıcı görüntüler yakalamasını sağlıyor. Müzik
çevresindeki ağaç ve çalılara ziyaretçiler tarafından dilek için bez parçaları bağlandığından yerli halk tarafından Dilek Mağarası olarak da adlandırılıyormuş. Yeraltı sularının uzun yıllar boyunca kireç tabakasını eriterek içerisindeki suyun boşalmasıyla altı oyulan, tavan yapısının çökmesiyle meydana gelmiş doğal oluşumlardır ki bunlara obruk adı verilir. Cehennemde obruğun dış kısımları iç bükey bir oluşuma sahip olduğundan söz konusu çökeğe inmek mümkün değilmiş. 128 metre derinliğe sahip olan bu bölümde Yunan mitolojisine göre Zeus alevler kusan yüz başlı ejderha Tayfun'u burada bir kavgada yendikten sonra onu Etna yanardağının altına sonsuza dek kapatmadan önce bir süre cehennem çukurunda hapsetmiş. Cennet obruğu da doğal yollarla oluşmuş iki doğa harikasından bir diğeri. Obruğun taban kısmına 450 basamakla ulaşılmakta. Sağlık problemi olanlar için asansör kullanılmakta. En derin noktası 135 metre olan büyük bir mağara girişi var. Mağaranın giriş kısmında dikdörtgen planlı blok kesme taşlarla yapılmış küçük bir de kilise bulunmakta. Thank you.
Hani hiç ummadığınız bir anda birdenbire güzel bir şey çıkar ya karşınıza. İşte soğuk su koyu tam da öyle bir yer. Çivit mavisi denizi ve yüzünüzü okşayan rüzgarıyla geçerken kayıtsız kalamayıp hiç olmazsa bir bardak çay içerken buluyorsunuz kendinizi. Koya dökülen soğuk su çayı denize girenler için doğal bir duş, girmeyenler içinse yanı başında oturup yorgunluk atacak dingin bir durak. Beş yıl önce tam da bu noktada güneşin batışını izlerdim. 25 koca yıl. Zaman ne kadar hızlı akıyor. Gece dalga seslerini dinledim.